Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda 40 numara taban tığlamadan bahsetmiştim. Şimdi modelimin anlatımını yapacağım. En son dış dallarımıza kaydırma işlemi yapmıştık. Bir zincirimizi çekmiştik. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir tığımıza dolamadan, içte kalan dallarımıza şöyle netleştirmek istiyorum. İçte kalan dallarımıza batacağız. Dış dallarımıza kaydırma işlemi yaptık. İçte kalan dallarımıza bir zincirimizi çektik. Bakın, içte kalan dalımız bu. Şimdi bu dalın içerisine sık iğneler yapıyoruz. 1 sırayla bütün iç dallarımızın içerisine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Tek kat almışım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi zaten iç dallar kendini gösterecek size. Ne sıkı yapın, ne çok gevşek yapın. Sıkı yaparsanız tabanınız büzülecektir. Gevşek yaparsanız da örgünüz çok çirkin duracaktır. Bütün iç dallarımın içerisine sık iğne ile tamamlayıp geliyorum. Bütün deliklerimin iç dallarımın içerisine sık iğne yaparak tamamladım, geldim. Şimdi başlangıç noktasındayım. Başlangıç noktasında bir zincir çektiğimiz yerin içerisine batırıyorum. Ve şöyle biraz sıkarak kaydırma işlemiyle birleştirip bir zincir çekiyorum. Şimdi normalde tabanımızı bu şekilde ilerletmemiz gerekirken tabanımızı döndürüyoruz. Şekilli sık iğne yapacağız. Yani normal sık iğne yapmıyoruz. Tabanımızı döndürüyoruz. Artık iç dalı bize bakıyor. Dış dalı yere doğru bakıyor. Tabanımızı döndürerek tamamlayacağız bu sık iğnelerimizi. Şimdi bakın şuradaki kısma batmıyoruz. Burası bizim boşluğumuz. Çevirdiğimizde şimdi bir zincirimizi çektik. Bakın şurası bizim boşluğumuz. Şöyle göstereyim. Burası bizim boşluğumuz. Buraya batmıyoruz. Bir tane zincirimizi çektik. Diğer yandaki deliğin içerisine batıyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Bütün deliklerimizin içerisine bu şekilde sık iğnelerle tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Birçok videomda kullandığım tabanları anlatıyorum, ipleri anlatıyorum, hangi ipi kullandığımı, hangi tabanı kullandığımı, malzemelerimi nereden aldığımı, tığımı. Bu şekilde malzemelerimi anlatma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü özellikle taban ve ip kalitesi çok önemli. Bakın ben rastımı yardan alıyorum. Bükme falan yaptığınızda kırışma, yığılma olmuyor bu kısımlarda. 3 katmanlı olduğu için de gayet sert. Tabanınız çok şık, çok güzel dururken ayakta sağlamlığı da önemsiyorum. Ve gayet de kullanışlı, sağlam oluyor. Birkaç Instagram'da başka markalar aldım ama aynı kalitede olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden taban ve ip benim için çok önemlidir. Ben bu işin satışını da yaptığım için taban ve ipin önemini çok defa vurguluyorum videomda. İpi de o kadar kalın ve top güzel duruyor ki ne kadar yıkarsanız yıkayın babetinize asla kabarma, tüylenme yapmıyor. Naka pırlantadan ve rasmıyor tabanlıktan. Bu yüzden çok fazla bahsediyorum. Çünkü tabanlarımın kalitesi, ipimin kalitesine önem veriyorum. Yorumlarda çok fazla bu konuyla ilgili defalarca kez
sorular alıyorum. Birçok yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Görüşleriniz benim için çok önemli. Ama arkadaşlar, ben videolarımda hangi tığı kullandığımı, hangi markaları kullandığımı anlatıyorum. Eğer videolarımı izlerseniz yorumlarda hangi tığ kullanıyorsunuz, hangi marka ip kullanıyorsunuz, hangi taban kullanıyorsunuz diye sormazsınız. Ama birkaç tane bu şekilde yorumları hala ısrarla alıyorum. Dediğim gibi ben bu şekilde rasim uyar taban kullanıyorum. Nakapırlanta ip kullanıyorum arkadaşlar. Süslerimi de Instagram üzerinden alıyorum. O yüzden zaten tığım 3 numara 1.70 milim tığ kullanıyorum. Şimdi bu modelimizin makosen, tokalı, babette 40 numara için 40 numara için olan modelde ben nakapırlanta ipten 1 adet kullandım. Ama 40 numara ve üzeri başka bir model ördüğünüzde bu ip sayısı değişebilir. Bir tane ipten 40 numara tabanı çıkarabiliyorsunuz. O yüzden kaç tane ip kullandığımı videolarımda da anlatıyorum. Şimdi sık iğnelerimi tamamlayıp başladığım noktaya geleceğim arkadaşlar. İkinci sıra sık iğnemi de tamamladım, geldim. Şimdi başladığım noktaya geldim. İlk başta zincir çektiğimiz yerin tepesine batırıyorum. Bir zincir çekmiş olduğumuz yerin tepesine batırıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çekiyorum. Bu sıradan gitmiyoruz. Döndürerek örüyoruz modelimizi. Böyle gitmiyoruz. Tabanımızı döndürüyoruz. Bu sefer dış yüzü bize bakacak. İç yüzü de yere doğru bakacak. İlk baştaki şu görmüş olduğunuz boşluğa batmıyoruz. Buradaki boşluklara batarsak artırma yapmış oluruz. Hemen yandakinin içerisine batırıyoruz. Yandaki deliğin içerisine batıp sık iğneler ile tamamlıyoruz bütün deliklerimizin içerisine. Videonun daha fazla uzamaması için arkadaşlar, 3. sıramdayım ben. Bu sıralarımı, bu sık iğnelerimi döndürerek 6 sıra şeklinde tamamlayıp başladığım noktaya gelince görüşelim. Babetimin çevresini 6 sıra sık iğne olarak tamamladım ve geldim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Artık bu birinci kısmı bitirdim. İpimi koparıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi koparıyorum. Bu şekilde bakın. Geçişlerin olduğu yer bu şekilde görünüyor. Yan tarafları da iki tane tam, bir iki tane tam, bir tane yarım model. Bir iki tam, bir yarım model. Altı sırada bitiyor. Şimdi 3 aşama oluyor. Bir taban kısmı, bu kısmı yapıyoruz modelde. İkinci bir burun kısmı. Üçüncü etrafını dolanma. 3 aşamada tamamlıyoruz. Şimdi burun kısmına geldik. İkinci aşama burun kısmına geldik. Şimdi burunun tepe noktasını ayarlayıp geliyorum. Burundaki tepe noktamı ayarladım. Bakın tam şöyle tuttuğumda tam orta noktası burası. 9 ilmek ile başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Orta noktası ile beraber 4 burada, 4 burada, bir de orta noktası ile beraber 9. 9 ilmek çıkaracağız. Şimdi ipimi alıyorum. Daha önceden ipime bir zincir çekmiştim. Şimdi orta noktası burası. Burayı tuttuk. 1, 2, 3, 4. Dördüncü deliğimizin iç dalına. Dördüncü deliğimizin iç dalına batıyoruz. Dördüncü deliğimizin dış dallarına değil, iç dalına batırıyoruz. İç dalına batıp bir tane zincirle oraya oturtturuyoruz.
Şimdi aynı deliğin içerisine bu ilmeğimiz hariç bir tane daha ilmek alıp sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha ilmek alıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu birinci ilmeğimiz, ilk başta kurarken biraz zorlanabilirsiniz. Bu birinci ilmeğimiz toplam 9 tane ilmek çıkacak. Bu ikinci ilmeğimiz. Bu üçüncü ilmeğimiz. Toplam 9 tane ilmeğimi çıkarıp geliyorum. 9 tane ilmeğimi çıkardım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeğimi çıkardıktan sonra hepsini iç dallara battım. Dış dalları kesinlikle batmıyoruz. Daha sonra dış dallarına işlem yapacağız. Şimdi sıradaki, bakın sıradaki deliğimizin içerisine, iç dalımızın içerisine kat almamaya çalışalım. Bir tane kaydırma yapıyoruz. Onun yanındaki deliğin içerisine de bir tane kaydırma yapıyoruz. Toplam 2 tane kaydırma yaptıktan sonra babetimizi döndürüyoruz. Dibine değil, yani birinci kaydırmanın içerisine değil, ikinci kaydırmanın içerisine batıp normal sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bütün deliklerimizin içerisine sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz. Bu işlemle artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Kanalımda bu modelin, aynı modelin 36 numara lacivert rengini bulabilirsiniz. Orada da anlatımını yapmıştım. Aynı modelin 40 numara ve farklı rengini yapıyorum şu an. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. En sondaki deliğimizin içerisine de batıyoruz. Şimdi ipimi şöyle tığımın önüne alıyorum. Bakın sıradaki iç dal. Sıradaki iç dalımız şu. Oradaki iç dalımızın içerisine batırıyoruz. İç dalımıza battıktan sonra bu ipimizi şu şekilde geçiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde iki tane kaydırma da buraya yapıyoruz. İç dallara batıyoruz. Dış dallara batmıyoruz. Babetimizin İç dalına batırıyoruz. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Babetimizi döndürüyoruz. İlk baştaki, yani dibine değil, yine bu tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Hem buradan artırma hem de buradan artırma yapacağız. Babetimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi ilk baştakine batmıyoruz. Hemen yanındaki kaydırmaya, ikinci kaydırmanın içerisine batırıyoruz. İkinci kaydırmanın içerisine battıktan sonra normal sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz. Mantığı bu şekilde. Sıra sonuna varayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. En son ilmeğimizde yaptıktan sonra şimdi yine aynı sistem, aynı mantık. Şu V şeklindeki dalların iç dallarına batırıyoruz. İç dallara batıyoruz. Kaydırmayla birleştiriyoruz. İç dala batıyoruz. Kaydırmayla birleştiriyoruz. Babetimizi döndürüyoruz. Şimdi birinci değil, şu dibine değil, hemen yanındaki kaydırmaya batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerimizin içerisine tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldik. Şimdi ipim tığımın önünde. Şu şekilde ipim tığımın önünde.
En son buraya batmışız. Dikkat edin, ilmek atlamamaya ve aynı deliğin içerisine batmamaya özen gösterin. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde sıradaki deliğin içerisine kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. İki tane kaydırma işlemimizi yaptıktan sonra birinci kaydırma işlemine değil, ikinci kaydırma işleminin içerisine, birinciye değil, ikincinin içerisine sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerimizin içerisine bu şekilde sık iğnelerle tamamlıyoruz. Daha fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Şimdi bir buradan iki tane kaydırmayla artırma yapıyoruz. Bir buradan iki tane kaydırmayla artırma işlemi yapıyoruz. İkinci kaydırmalara batıyoruz. Baştakine değil, dibine değil, yanındakine batıyoruz. Hem buradan artmış oluyor, hem buradan artmış oluyor. Şimdi şu görmüş olduğunuz modelden ben bir tane yaptım. Bu da ikinci sıram. Şöyle 1, 2, toplam 15 sıra olana kadar, şu ön kısım 15 sıra olana kadar ilerleyip geliyorum. Evet, 15 sıra şeklinde orta noktamı ördüm. Bakın birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sıra ördüm ve şu noktaya geldiğimde, ipimin olduğu tarafa geldiğimde, şimdi artık yan tarafların örülümüne geçiyoruz. Bu patiğimizde taban yükseltme, topuk yükseltme de var. O yüzden şimdi yanları aynı sıra. Mesela bu yana 32 örüyorum, bu yana da 32 örüyorum. Normal sık iğne. Şu topuk kısmına geldiğimizde 17 sıra çakma sık iğne örüyorum. Beraber başlayalım. Şimdi en son ilmeğimi de sık iğnemi de battıktan sonra şimdi artık yan tarafa geçişi gösteriyorum. Şimdi şuraya bir tane kaydırma yöntemiyle tutturuyorum. Oraya bağlıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdi artık sıradaki, bakın kaydırma yaptığım yerden sonra sıradaki şu ilmeğim, bu ilmeğimin içerisine normal ikisini birden batıp normal sık iğne yapıyorum. Şimdi bütün deliklerimin içerisine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 2, 3. Yalnız sayarak yapmanızı tavsiye ederim. Sayarak yaparsanız hiçbir şekilde şaşırmazsınız. 5. Ben 5 tane yaptım. Bu sırayı 32 tane normal sık iğneyle tamamlayıp geliyorum. 32 sıralı normal sık iğnelerimi tamamladım, geldim. Şuradaki alttaki ipimizi de örgümüzün içerisinden yürütüyoruz. Şimdi tığıma doluyorum. Sıradaki ilmeğimin içerisine çakma sık iğne. Çakma trabzan, adını her ne diyorsanız. Çakma sık iğne diyorum ben. Çakma sık iğne yapıyorum. Çakma trabzan. 2. Sayarak yapmanızda dediğim gibi fayda var, yoksa karıştırırsınız. 3. 17 sıraya tamamlayıp geliyorum. 17 sıra şeklinde çakma sık iğnelerimi ördüm. Şimdi yan tarafta ilk sıradaki deliğimizin içerisine normal sık iğnemizi batırıyoruz. 1, 2, 3,
Şimdi bu taraf 32 olduğu için bu tarafın da 32 sıra normal sık iğne olması lazım ki eşit dengeli olsun patiğimiz. Yoksa sayıları eşit olmazsa patiğimiz düzgün durmaz. Ben bu sırayı 32'ye tamamlayıp geliyorum. Yan tarafı 32 sık iğne ile tamamladım, geldim. Şimdi bakın şu ilk baştaki ilmeğimiz, şu kısımdaki ilk baştaki ilmeğimiz, onun içerisine batıyoruz. Bu noktayla bu noktayı birleştirmiş oluyoruz yani. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve babetimizi bu şekilde döndürüyoruz. Babetimizi dönderdik. Şimdi kaydırma yaptığımız işlem dibi, şu dibi. Oraya batmıyoruz. Batarsak artırma işlemi yaparız. Hemen yanındaki ilmeğin içerisine batıyoruz. Bir, iki, üç. Dört, beş. Şimdi arkadan giderken hiçbir artırma ve eksiltme işlemi yapmıyoruz. Yanları 32 ve bu kısmı da, şu topuk yükseltme kısmını da 17 tane çakma sık iğne yaparak başladığım noktaya, bu noktaya geliyorum. Yanları 32 tane sık iğne, orta topuk kısmını da 17 tane çakma sık iğne ile tamamladım ve geldim. Şimdi diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Burayla burayı birleştireceğiz. Tığımın önüne alıyorum ipimi. Tığımın önüne aldım. İlk baştaki, bakın, ilk baştaki sık iğnemizin tepesine batırıyoruz. İpimi bu şekilde geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Biraz sıkı yaparsanız, çok sıkı değil, çok da gevşek değil, örgünüz daha düzgün duracaktır. Şimdi kaydırma yaptığım noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine batırıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Yan tarafları normal sık iğne ile dolduruyorum. Sayarak yine 2, 3. Şimdi düzden giderken artırmalarımızı yapıyoruz ama tersten gelirken hiçbir artırma eksiltme işlemi yapmıyoruz. Şimdi bir önceki sırada 32 tane sık iğne yapmıştık, 17 tane çakma sık iğne yapmıştık. Bu sırada ise artırma işlemi yapacağız. Topuk kısmını, yani yan kısmı 31 tane sık iğne yapacağız. Topuk kısmını 19 tane çakma sık iğne, diğer yan tarafı da 31 tane sık iğne ile yapıp geliyorum. Yan tarafları 31 tane sık iğne, topuk kısmını da 19 tane çakma sık iğne yaparak geldim. Şimdi birleştirme kısmına bakın. Hemen sırayla, zaten sıradaki delikler kendini gösteriyor. Hemen şu deliğimizin içerisine, sık iğnemizin içerisine batıp kaydırma yöntemiyle birleştirip babetimizi döndürüyoruz. Kaydırma yaptığımız yere batmıyoruz. Kaydırma yaptığımız yere batarsak artırma yaparız. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Onun yanındaki deliğin içerisine de batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. 2. Yanındakine batıyoruz. 3. Giderken hiçbir işlem yapmıyorduk. Arkadan giderken, tersten giderken hiçbir işlem yapmıyoruz. 31 tane sık iğne yanları örüyoruz. 19 tane çakma sık iğne de topuk kısmını örüp geliyorum. 31, 31 yan taraflar, topuk kısmı da 19 tane çakma sık iğne olarak tamamladım ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi tığımın önüne ipimi alıyorum. İlk baştaki, bakın, ilk baştaki
ilmeğim, sık iğnemin tepesi şurası. Batıyorum oraya. İpimi içerisinden geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Kaydırma yaptığım yere batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine batarak ilerliyorum. 1 2 3 sayarak ilerleyen bir model olduğundan o yüzden kafanız karışabilir biraz. Şimdi bir önceki sıramızda yanları 31, topuk kısmını da 19 tane çakma sık iğne olarak örmüştük. Şimdi bu kısmı düzden giderken artırmaları yapıyorduk biliyorsunuz. Şimdi düz taraftan gittiğimize göre bu tarafta 30 tane sık iğnemiz olacak. Burada 21 tane çakma sık iğnemiz. Yine burada da 30 tane sık iğnemiz olunca şu noktaya geldiğimizde görüşelim. Sıralarımı tamamladım, geldim. Şimdi bakın babetimiz bayağı bayağı oluştu. Topuk kısmındaki yükseltmelerimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir zor noktası yok. Düzden giderken artırmalarımızı yapıyoruz. Tersten giderken de hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi yan tarafın birleştirimini de son bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. Sıradaki ilmeğimin içerisine batırıyorum tığımı. Ve kaydırma yöntemiyle birleştirip babetimi döndürüyorum. Kaydırma yaptığım yere batmıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin içerisine normal sık iğnemi yapıyorum. Sayarak yapın, şaşırmazsınız. Eğer sayarak yapmazsanız şaşırma olasılığınız çok fazla. Buralardaki sayılar eşit olmazsa kesinlikle babetiniz hoş, güzel durmayacaktır. Şimdi tersten giderken hiçbir işlem yapmıyoruz. Buraları normal 30 tane sık iğne, burayı 21 tane. 30 tane sık iğneden sonra direkt çakma sık iğne tığımıza doluyoruz. Çakma sık iğne 21 tane. 21 tane çakma sık iğnemiz bittikten sonra tığımıza artık dolamayıp normal 30 tane sık iğnemizi yapıp şu kısımlardan birer tane alarak birleştiriyoruz. Çok fazla anlatmayacağım. Daha önceki videomda da anlatmıştım zaten. Şimdi ben bu artırmalarımı 27 tane sık iğne, 27 tane çakma sık iğne ve 27 tane normal sık iğne olana kadar örüp geliyorum. Babetimi tamamladım, geldim. Şimdi isterseniz sayalım. En son burada 27 sık iğne, topukta 27 çakma sık iğne ve diğer tarafta da 27 tane sık iğne yapıp bitiriyoruz. Şu yan tarafları sayacak olursak bakalım kaç tane yapıyormuşuz? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve buçuk. 8 buçuk sıra oluncaya kadar örüyoruz. Daha sonra babetimizin artık ana gövdesini bitirip küçük detaylarına geçiyoruz. Artık sadece şu kısmın 4 buçuk sıra bu kısımdan örüyoruz. Daha sonra şu tokamızın üstünü örüyoruz. Şurayı örüyoruz, şuraları örüyoruz. Sonra şu yan tarafı örüyoruz ve babetimiz artık bitiriyoruz. Şimdi babetimizin etrafını, gövdesini bitirdiğimize göre şu kısmın geçişini yapacağız. O kısma geçişi yapacağız. Bakalım. Şimdi buraya bağlamamız lazım. Yine tığımızın önüne ipimizi alıyoruz ve ilk baştaki bakın. İlk baştaki sıradaki deliğin içerisine batıp ipimizi geçirip kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi artık burada işlemimize devam edeceğimiz için bu sırada örmeyi yapıyoruz. Bu sırayı örüyoruz. Bütün sık iğnelerin üstünü
normal sık iğne olarak tamamlıyoruz. Bütün sıradaki deliklerin içerisine normal sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerin içerisini sık iğne ile doldurup geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün deliklerimin içerisine sık iğne ile doldurdum ve sıra sonuna geldim. Şimdi babetimi döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakın şu dibindeki noktaya değil, hemen yanındaki noktaya, yani eksiltme işlemi yapacağız. Dibindekini o yüzden batmıyoruz. Daraltma yapacağız. İki taraftan da daraltma işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde bütün bir sırayı sık iğne ile doldurup başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine burada yaptığımız işlemin aynılarını burada da yapacağız. Bir tane zincir çekip babetimizi döndüreceğiz. Dibine değil, şu dibine değil, yanındaki deliğin içerisine batıp eksiltme işlemi yapacağız. Bütün deliklerin içerisine bu şekilde sık iğnelerle dolduracağız. Şimdi ben bir sıra ördüm. Bir sıra ördüm. Şöyle bir sıra ördüm. Bir de şu an yarım sıra gidiyorum. Toplam 4,5 sıra bu şekilde örüp geliyorum. Evet, 4,5 sıra olarak tamamladım. Şimdi toplamda bakın en aşağıdan bir saydığımızda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bir de buçuk yarım. Toplamda 40 numara için ön sıramız, ön taraf 19,5 sıra şeklinde sık iğnelerle dolduruyoruz. Şimdi artık kesme işlemine geldik. En son bir zincirimi çektim. Yine dibine değil, onun yanındakine batıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Sıradaki bütün deliklerin içerisine kaydırma işlemi yaparak ilerliyoruz. Şimdi ben bütün deliklerimin içerisine kaydırma işlemi yapıp çevresine de kaydırma işlemi yapıp babetimi bitireceğim. Ama şurada bir detayı söylemek istiyorum. Burada herhangi deliklere batarak, buradaki deliklere batarak kaydırma yapıyorsunuz. Herhangi, hani mesela şu deliğe, şu deliğe. Yani buradan ben toplam 8 tane kaydırma çıkardım. 8 tane kaydırma buradan, 8 tane kaydırma buradan şeklinde çıkardım. Bu tamamen size kalmış, ne kadar çıkarabilirsiniz. Hani sırasıyla herhangi bir yerlere batıyorsunuz ve kaydırma işlemi yapıyorsunuz. Sonra yan tarafa geçiyorsunuz. Yan tarafı da yapıyorsunuz. Ve en son burayı da yapıp babetimizin kaydırma işlemini bitirip öyle geliyorum. Evet, bütün bir sırayı kaydırma işlemi yaparak tamamladım ve geldim. Yan taraflara 8 tane kaydırma, iki yan tarafa da 8 tane kaydırma yaptım. Eşit olmak zorunda, yan taraf hangi sayıysa bu taraf da aynı olmak zorunda. Gördüğünüz gibi babetimizin bitmiş şekli bu şekilde. Şimdi tokasının örülümü ve yan tarafı kaldı. Şimdi yan tarafını şurada görmüş olduğunuz, bakın şurada görmüş olduğunuz detayın yapımına geldik. Bu detayı yapacağız. En sonunda şu tokamızı oraya bağlayacağız ve bitireceğiz. Şimdi bir tane zincirimi çektim ben ipime. Zaten bakın delikler kendini gösteriyor. Şu başlangıcımız bu. Bu deliğimizin içerisine
Batıyoruz. Bu deliğimizin içerisine batıp sıradaki deliklerle beraber kaydırma işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Sıradaki delikler zaten kendini gösteriyor. Kat almamaya çalışın. Tek kat almamaya çalışın. Bakın. Bu şekilde babetimin bütün bir çevresini kaydırma işlemi yaparak tamamlayıp geliyorum. Kaydırma işlemimi tamamladım. Sıra sonuna geldiğimde bir tane zincirimi çektim ve ipimi kopardım. Daha sonra bu kopardığım ipleri içerisinden yürüttüm. Şimdi artık babetimizin orta kısmındaki şu kısmındaki tokanın yapımına geldik. Bu tokanın yapımından sonra artık hiçbir işlemimiz kalmıyor. Babetimiz bitmiş demektir. Şimdi tokamızın üstüne örgümüzü örüyoruz. Şu yan kısımlara örgümüzü örüyoruz. 1. Bunu saymıyoruz tabii ki. 1. 2. 3. 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyoruz başlangıç olarak. Sonra bir zincir çekip döndürüyoruz. Dibine batıyoruz. 1, yanındakine batıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Tokamızı döndürüyoruz. Dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane zincirimizi çekip yine döndürüyoruz. Dibine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi şu görmüş olduğunuz sıradan bir de yarım örmüşüz. Bu sıraları 4 tane oluncaya kadar örüp geliyorum. Toplam 4 sıramı ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra. İsterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. İsterseniz kaydırma işlemi yaparak da kesebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kaydırma işlemi yapacağım. Yapmayabilirsiniz. Zaten dikişe gideceği için o kısımlar. Kaydırma işlemi yapıyorum. Ama dediğim gibi dikişe gideceği için, alt tarafta kalacağı için yapmaya da bilirsiniz. Ve koparıyorum. Şimdi buradaki sayının aynısını bu tarafa da yapıyorum. Ve çok zamanınızı almamak için babetimin şu uç kısımlarına denk getirerek buralardan şöyle şuradan itibaren şu başlangıçları baz alıyorum ben.
Buralardan dikerek, iki tarafını da dikerek babetimizi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, dikiş işlemini tamamladım ve geldim. Burada yaptığım işlemin aynısını burada da yaptım ve buralara sabitledim. Şu alt kısımlardan diktim, şuralardan. Gördüğünüz gibi 40 numara makasem babet patiğimin yapımında bir tam ip, dolu dolu bir tam ip kullandım. Eğer siz 40 numaranın üzerinde örgü örmek istiyorsanız 40 numaranın üzerinde örgülere 2 tane ip gidecektir. Bot ve bot gibi botun yüksek numaralı, hani 39, 38, 37, 40 bot yapımında ise bu ip sayıları daha fazla artacaktır. Yani ip sayılarını kullandığınız model ve ayak numarasına göre değişmektedir. Ben bu numarada 40 numara makasen tokalı babet patik yapımında bir tane dolu dolu ip kullandım. Kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bu patikleri satışını yaptığım Instagram adresim hanımeliörgüler38 adresimin linkini de aşağıya bırakıyorum açıklamalar kısmına. Oradan bana dönüş sağlayabilirsiniz. Yorumlar kısmında hangi model ve hangi renklerde, hangi numaralarda istiyorsanız onları dikkate alıyorum arkadaşlar. Bana dönüş yaparsanız sevinirim yorumlar kısmında. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi günler.